Bana meydan okuyor Erdoğan. Kendisine her yerde, her ortamda. Vizyonsa vizyon, bilgi ise bilgi, tarih ise tarih, kültür ise kültür. Neyi istiyorsan çık karşıma, açıkça seninle konuşalım. Çık karşıma. Korkma Erdoğan, korkma. Ben adam yemem. Bilgiyle, birikimle. Gel karşıma. Neden korkuyorsun sen? Korkma. Korkma. Teşekkür ederim. Vizyon konuşacakmış. Gelsin vizyon konuşalım. 50 tane televizyonum var. 100 tane gazetem var. Gel karşıma. Ben söyledim. Yine söylüyorum. Özellikle AK Partili kardeşlerime söylüyorum. Ya sizin lideriniz, oy verip cumhurbaşkanı yaptığınız kişi neden bir Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya cesaret edemiyor? Çıksın, devletin bütün bilgileri onda. Bütün arşivler onda. 27,5 yıl devlete hizmet ettim. Kul hakkı yiyen birisi kul hakkı yemeyenin karşısına çıkamaz. İşin temelinde bu var. İşin temelinde bu var. Şunu da söyledim. Olur. Tek başına gelemezsin. Olur. Bakanlarını al. Bakan yetmez, danışmanlarını al. Danışman yetmez, prompterını da al. Neyi alırsan al, çık karşıma diyorum. Meydan, hadri meydan diyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar. Meraklanmayın. Onları emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gittiğim her yerde dillendirdim. Biz yapacağız diyorlar. Bekliyorum. Ya yaptıracağız ya yapacağız. Bu işin ortası yok. Yimpaş mağdurları var. Ben Yimpaş olayı doğrusunu isterseniz aradan uzun yıllar geçti. 17 yıl geçti. Hala bu insanların mağduriyeti giderilmemiş. Sivas'a gittiğimde geldiler. Bizim mağduriyetimiz var. Ne olursunuz bizimle ilgilenin dediler. Yimpaş mağdurlarına da buradan söylüyorum. Hiç meraklanmayın. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek dedim. Hiç kimsenin alın terini para babalarına, ağa babalara yedirtmem. Herkesin alın terinin teslim edilmesi benim temel amacımdır. Bunu ifade etmek isterim. Bir Kültür Bakanlığı, bakanlığı yapmış. AK Parti'de grup başkan vekilliği yapan birisi Mahir Ünal kalkıyor. Efendim bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, bütün düşünce setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçenin düşünce üretebilmesi mümkün değildir diye bir açıklama yapıyor. Yok, yük çekmeyin arkadaşlar. Çünkü yük çekilecek pozisyonda da değil zaten. Sizin nefesinize yazık yani. Nefesinize yazık. Şunun için anlatıyorum. Şunun için anlatıyorum. Tarih bilmiyorlar. Hurafelerle tarih öğrenilmez arkadaşlar. Gerçeklerle öğreniyoruz. Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar. Ya sen hiç Karacaoğlan'ı dinlemedin mi kardeşim? Tertemiz bir Türkçesi var ya. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda. Ya bu insanlar tertemiz bir Türkçeyle ne yazdılarsa, ne söyledilerse bugün hepimiz biliyoruz ya. Kazak Abdal'dan tut. Yunus Emre. İlim ilim bilmektir diyor. İlim kendin bilmektir diyor. Sen kendini bilmezsen hanice okumaktır diyor. Daha ne desin Yunus? Sen Yunus'u bile bilmiyorsun. Bugün parantez açalım. Bahçeli buna sözde çok kızmış. Ne olacak? Koşa koşa gidecek yine kucaklayacak. Ben bilmiyor muyum? Bunu kime söylüyorum? Gerçekten milliyetçi arkadaşlarıma söylüyorum. Bu anlayış ne anlayışıdır biliyor musunuz? Bu anlayış Sadat kafasının anlayışıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıracağız. Asrika diye yeni bir devlet kuracağız. Asrika devletinin başkenti İstanbul olacak. Dili de Arapça olacak. Aynı kafa. Aynı kafa.
İtiraz mı ettiler? Etmediler. Ama ne olur benim tabanım, milliyetçi tabanım öbür tarafa kaymasın diye arada bir işaret bir şey atayım. Sonra gideceğiz nasılsa arka kapıda yeniden kucaklaşacağız. Milliyetçilik vatanseverliktir. Senin diline, senin diline hakaret eden, senin dilini küçümseyen bir adamınla senin ne işin var arkadaş ya? Böyle bir adamla senin ne işin var? Hala grup başkan vekili. Ne olacak ki? Ama bu tür insanlara en güzel cevabı gene Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiş. Gerçekten. Gerçekten. Bakın şöyle diyor. Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Daha ne desin ya? Daha ne desin ya? Değerli arkadaşlarım, gittiğim yerlerde herkes şunu söylüyor, köyler boşaldı diyor. Siz de lütfen gittiğiniz her yerde böyle bir soruyla karşılaşın veya karşılaşmayın. Diyeceksiniz ki bir, bizim iktidarımızda kırsalda çalışan bütün kadınlar ve gençler sigortalı olacak, sigorta primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bu kadar açık. Biz ödeyeceğiz. Gençler orada yeter ki üretsinler. İki, köy okullarının kapanmasından hepsi şikayetçi. Köy okullarının tamamını açacağız. Ferhat ile Şirin'i buluşturduğumuz gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Bunlar bir araya gelecekler. Bunu da sağlayacağız. Bunu da bütün kırsaldan gelen hepsi istiyor çocuklarımız. Biz kırsalı terk etmek zorunda kaldık. Çünkü çocuğu okutmak için başka bir yere gitmemiz gerekiyor demişlerdi. Üç, sadece öğretmen mi kırsalda olacak? Hayır. Kırsalda öğretmen olacak. Kırsalda imam olacak. Kırsalda ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, ziraat teknikeri artı veteriner de olacak. Dolayısıyla kırsalda güzel bir entelektüel yapı da oluşacak. Toprak analizleri yapılacak. Hayvanların aşıları yapılacak. Dolayısıyla kırsalda yaşayan bilgili insanlardan bilgi alacak. Her türlü yardımda onlar bulunacaklar ve dolayısıyla kırsaldan kente gidecek olan insanlar eğlenmeye gidecekler, gezmeye gidecekler, dostlarını ziyarete gidecekler, arzu ederlerse tatillere gidecekler.